8. ünite test 3'ün e, birinci sorusuyla başlıyoruz. İçi boş olan bireyler sağlam fenotip bir dişi ve erkek olarak belirtilmiş. İçi dolu olan taralı olan bireyler ise özelliği gösteren dişi ve erkek olarak soruda belirtilmiş. Buna göre diyor yukarıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılan bireylerden hangilerinin bu özellik bakımından genotipi kesin olarak heterozigottur diye sorulmuş otozomal çekinik bir özellik dediğine göre biz içi taralı olan özelliği gösteren bireylerin otozomal çekinik olması için bu şekilde ifade edilmesini bilmemiz gerekiyor ve bu şekilde bunları yerine yerleştiriyoruz ilk önce. Şimdi şu içi boş olan bireyler sağlam. Dolayısıyla bunlar baskın olmalı. Bu heterozigot baskın da olabilir, homozigot baskın da olabilir. Biz bu tür sorularda olayın olmasını daha çok isteyeceğiz. Olmamasından ziyade olmasını istediğimiz halde sonuç eğer gerçekleşemiyorsa e, buradaki öncülerin yanlış olduğunu hükmedebileceğiz. Dolayısıyla bir ve 2 nolu bireyin biz ancak heterozigot durumda şu görmüş olduğunuz özelliği gösteren bireyi oluşturmasının mümkün olduğunu düşünmeliyiz. Çünkü yarısı anneden yarısı babadan geliyor genlerin. Dolayısıyla her iki bireyde küçük a geni olmalı ki 3 ve 4 nolu bireyi oluşabilsin. Ve bunlar sağlam olması için de baskın olmalı. Dolayısıyla heterozigot baskın olmalı ki şunlar oluşabilsin. Şu 5 nolu bireyimiz de yine heterozigot olmalı ki büyük A yanında küçük a olmaz ise yine küçük a ile küçük a bakın birleşip bu bireyi ne yapamaz? Oluşturamaz. Yani burası büyük a büyük a olsaydı şu görmüş olduğunuz bireyler gene ne eşyada oluşamayacaklardı. Dolayısıyla bu da yine heterozgot olmak zorundadır. Bundan dolayı cevabımız genotipi kesin heterozgotu dediği için 1, 2 ve 5 nolu bireylerin heterozgot olduğu kesin olan Ceyhan şıkkımız cevabımız olmuş olacak. İkinci sorumuza bakacak olursak yukarıdaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir. Bir tane bakın bireyimiz var otozomal çekiniği göstermiş e, bu şekilde ifade ediyoruz. Ve annesinin diyor homozigot baskın olduğu bilindiğine göre hangisi anne bu baba yuvarlaklar dişi olduğu için anne olmuş oluyor ve bakın bunun da homozigot baskın olduğu verilmiş bilgi olarak. Buna göre 1, 2, 3 durumlarından hangileri otozomal çekini kız çocuğunun oluşmasını açıklayabilir? Yani normalde anneden iki tane büyük A geni olduğu halde çocuğun küçük A küçük A oluşmasının imkanı yoktur. Çünkü anneden küçük A geni gelmediği halde bakın kız çocuğunda küçük A geni biri anneden biri babadan gelmiş gelebilmiş. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı neden kaynaklanmış olabilir diye sorulmuş sorumuz. Crossing over olma ihtimali e, olabilir mi bu tip sorularda? Şimdi crossing over sadece var olan genlerin yerinin değişmesiyle ilgili bir durum. E, burada küçük ageni yok ki yeri değişse de buraya iki tane verse öyle bir durum söz konusu olamayacağı için crossing over'dan biz burada bahsedemeyiz. Annede gonozomal ayrılmama olayı. Şimdi bu olay otozomal çekinik bir özellik olduğundan dolayı biz gonozomlarda yani X ve Y, X, X'e bağlı olan kromozomlardaki ayrılma sonucunda bu olayın meydana gelemediğini söyleyebiliriz. Çünkü diyelim ki baba şöyle olsa ki sağlam görünüşlüyse böyle olmalı. bu bireyin olması için bununla ilgili bize bilgi vermediğine göre. Bakın burada anneden bu A geniyle ilgili hiç gen gelmemiş olsun. Yani mayoz bölünme görülürken burada ayrılmamayla hiç A geni gelmemiş olsun şu bireye. Bu babadan ise şu görmüş olduğunuz A geni mayoz 1'de şu şekilde ayrıldıktan sonra mayoz 2'de de normalde ayrılır. Ama burada ayrılmamış. Bakın buraya hiç gelmemiş olsun. Ne olmuş? Buradaki mayoz 2'deki ayrılmayan bu ee, babanın spermi bu çocuğa bu şekilde bu geni getirmiş olabilir. Dolayısıyla bu çocuk ancak bakın bu durumda e, oluşabilir. Ama burada e, gonozomal ayrılmama dediği için bu olay otozomal ayrılmamaya giriyor. Dolayısıyla biz bunu da yine doğru cevaba dahil edemiyoruz. Mutasyon olabilir mi? Evet ani bir e, gen değişikliğiyle büyük A geninin yerini küçük A geni almış olabilir. Babadan büyük küçük A, anneden küçük A gelip bu bireyi oluşturmuş olabilir ancak diyoruz Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 seçeneğimiz olmalıdır diyoruz Üçüncü sorumuza bakacak olursak 1 2 3 dört tane kuşak verilmiş normal erkek ve dişiler yeşil olarak hastalar ise turuncu renkli olarak erkek ve dişiler gösterilmiş hastalığımızın da renk körlüğü olduğu bilgisi verilmiş ve renk körlüğünün de x'e bağlı çekinik bir özellik olduğu bilgisi verilmiş durumda. O zaman biz x'e bağlı çekiniğe göre yukarıdaki verilenleri genlerini bir yerleştirelim bakalım ne çıkacak karşımıza. Şimdi bu tip sorularda ilk önce hastaların net olarak bilebileceğimiz için bir de erkeklerden normal erkeklerin bir tane x olduğu için direkt olarak sağlıklı erkeklerde çekinikken bulunmadığından dolayı bunları bir yerine yazalım. Dişiyi bilemeyebiliriz. Erkek sağlamsa büyük R genini bulunduracak. Çünkü çekinik bu hastalığımız. Ee, erkek hastaysa küçük R genini bulundurmalı diyoruz. Yine burada erkek hasta olarak verilmiş. Dişileri geçiyoruz. Biraz sonra yorum yapacağız. Erkek bakın yine bu şekilde. Dişi birey hastaysa her iki geninde küçük R genine e, sahip olması lazım. Her iki kromozomundaki hasta dişi bireyler oluşabilsin. Şurada yine erkek birey hasta olması için bu şekilde olmalı. Sağlam erkek ise şuradaki sağlam erkekler ise bu şekilde yazılabilir. Şimdi bunları yazdıktan sonra yukarıdan aşağıya bir tekrar kontrolünü yapacak olursak. Şimdi şu görmüş olduğunuz erkek bireyin oluşması demek babadan erkeğe y geleceği için şu gördüğünüz x üzeri küçük r geni ancak ve ancak anneden gelmiş olmalı. Bu birey de sağlam normal dişi olduğuna göre ancak taşıyıcı olmalı ki dışarıya normal gözüküp küçük r'yi taşımalı ki şu erkek bireyi ne yapabilsin, oluşabilsin arkadaşlar. Ee, şu dişi bireyle ilgili net bir şey söylenebilir mi? Yani babadan X büyük R geleceği kesin ama anneden X küçük R de gelebilir. X büyük R de ne yapabilir? gelebilir. Net bir şey söyleyeyim. İki durumda burada söz konusu olabilir. Şu tarafa bakalım. Ee, baba hasta. Bakın e, ne olmuş? Kız çocuğu hasta olmuş. Dolayısıyla bu dişi bireyin biz kesinlikle taşıyıcı olacağını şuradaki kız bireyden, hasta kız bireyden anlayabiliriz. Çünkü babadan gelecek. Annelerine gelmeli ki dışarıya sağlam gözüktüğüne göre bu taşıyıcı olmalıdır. Zaten babadan y geleceği için şurada da küçük r olması lazım. Buradan da yeni taşıyıcı olduğunu anlayabiliriz. Şu birey nasıl oluşur? Bu birey sağlamsa, dışarıya sağlam gözükmüş ise anne babadan da mecburen x küçük r geni ye gelmeli e, gelmek zorunda olduğu için anneden x büyük r, babadan x küçük r gelmiş olmalıdır diyoruz. Şu tarafa bakacak olursak babanın e, y geni erkeğe gelecek. Annenin sağlam büyük R geni gelmelidir diyoruz. Ee, şu sağlam bireyin şu sağlam bireyin küçük R'ye sahip olduğu zaten buradan belli. Çünkü babadan kız çocuğuna X küçük R gelmek zorunda. Anneden de sağlam X büyük R geni gelmiş olmalı ki taşıyıcı olsun yoksa normal gözükmezdi gözümüze. Dolayısıyla biz şu bireyin X büyük R büyük R de olabileceğini x büyük r küçük r de olabileceğini ne yaparız? Söyleyebiliriz. Net bir şey yoktur yine. Yazmadığımız şu bireyimiz kaldı. Bu birey ise şu birey hastaymış. Bu birey sağlam. Babadan mecburen zaten sağlam yeni gelecek. Anneden küçük R'de de gelebilir. Büyük r ne yapabilir? Gelebilir. Dolayısıyla bu birey de bu şekilde olmuş oluyor bunları bu şekilde yazdıktan sonra sorumuzun öncüne bakalım birinci kuşaktaki dişi birey taşıyıcı mıdır bakıyoruz hemen Evet bakın dişi bireyimiz taşıyıcıdır diye belirliyoruz üçüncü kuşaktaki hasta olmayan bütün dişiler taşıyıcıdır diyor çünkü e, ikinci kuşaktaki Pardon ikinci kuşaktaki bütün e, ikinci öncül üçüncü kuşaktakiymiş. hasta olmayan bütün işler taşıyıcıymış bakalım Hasta olmayan dişi taşıyıcı. Evet bu da bakın taşıyıcı. Evet bu da doğru bir bilgi olmuş oluyor. Üçüncü öncüle bakalım. Dördüncü kuşaktaki dişi birey taşıyıcı olamaz diyor. Bakın biz burada hem taşıyıcı hem de sağlam olabileceğini bulduk. Dolayısıyla olamaz ifadesini kullanamıyoruz. Cevabımız bundan dolayı bir ve iki seçeneği olmalıdır diyoruz. Dördüncü sorumuza bakacak olursak. Yukarıda verilen soy ağacında... Ki bireylerden hangi ikisi arasındaki genetik benzerliğin en fazla olması beklenir diye sorulmuş. 5 ile 6'ya bakalım. 5 ile 6 kardeşler. Kardeşler birbirlerine benziyorlar. Bakalım diğerleri nasıl? 7 ile 10. 7'nin kız kardeşinin çocuğu. Bakın elin oğlunun genleri bulaşmış. 3 ile 4. Elin oğlu ile elin kızı evlenmiş. Dolayısıyla gen bağları ilk başta yok Elendikten sonra çocukların da yarı yarıya genleri paylaşacakları için bakın bunlar da yine e, gen benzerliklerinin fazla olması beklenmez. 2 ile 8'e bakalım. 2 ile 8. Yine kız kardeşinin çocuğu e, 7 ile 10'a bakın benziyor. 1 ile 9'a bakalım. 1 burada, 9 da şurada bakın. E, yani birin kız kardeşinin çocuğunun kocası bakın. Iğdır'ın dıdının dığdısı gibi. Bu da çok uzak bir akraba olabilir. Dolayısıyla genetik benzerlik en fazla olan 5 ile 6 no'lu birey olmasını biz bu şekilde düşünebiliriz arkadaşlar.